Doğal yollarla astımdan nasıl kurtulabiliriz? Onunla ilgili kürümüz ve malzemelerimiz hazır. Hocam sinirli otumuz var, e, yaban kekiğimiz var ve keçi boynuzu pekmezimiz var. Kürümüzün evet. tarifi için e, sizden buyurun. Bekliyoruz evet, hocam. Komik. Zaten Kübra kızımız biliyor bunların nasıl hazırlandığını. Evet. Şimdi çocuklarda e, özellikle alerji, alerjik astım hat sapada yani. Yani hemen hemen olmayan yok. Burada yapacağınız şey çocuklarınıza lütfen keçi boynuzu pekmezi. Alerjiye karşı direnç kazandırır. Alerjik astımda çok iyi bir yardımcı tedavi sunar. Keçi boynuzu pekmezi sabah akşam birer tatlı kaşığı bu yeterli olacaktır. Şimdi elinizdeki sinirli ot bunun çayını yapıyorsunuz. Evet. Hocam keçi boynuzu pek nezi yemeklerden önce değil mi? Tabii aç karnı sabah evet. ve akşam. Evet. Sabah ve akşam bir tatlı kaşığı sinirli otumuz hocam. Evet. İçine artık şey yapalım biz onu. Doğrusunu gösterelim. Doğrusunu gösterelim Kübra. Evet. Evet, önce suyu koyacaksınız. Bir bardak kaynar suyu ilave ediyorsunuz. Ondan sonra bir tutam yani 5-6 gram sinirli ot. Tan ilave ediyorsunuz. Evet yeterli olacaktır o ve bu 5 dakika kısık ateşte kaynayacak. Bunu sabahları kahvaltıdan önce alabilir ama kahvaltıdan önce Keçi boynuzu pekmezi alıyor yani harnup pekmezi. Bunu kahvaltıdan bir saat sonra alabilir. Akşam üzerinde ne kullanıyoruz? Evet dağ keki. hele hele bu torosların eteklerindeki veya Yozgat çayır alandaki dağ keki muhteşemdir. Yani bulunmaz bir nimet. Gene bir bardak su bunu da akşam için akşam yemeğinden önce veya yatmadan da kullanabilir. Evet. Hocam astım neden olur? Şimdi astımı tetikleyen birçok neden var. Yani bir alerji neticesinde ortaya çıkıyor bu. Yani alveollerin kasılması, daralması bunu tetikleyen kimyasal maddeler var. Özellikle tükettiğimiz gıdaların içerisindeki katkı maddeleri çok yani o kadar çok tetikleyici ki bunlar. Bunun dışında yapay tatlandırıcılar çocuklara veriliyor. Bunlar işte ne bileyim bazı çikolataların içinde var, keklerin içerisinde var. Yata, yapay tatlandırıcılardan uzak duracaklar. İşte bunlar astımı veya alerjik astımı ne yapıyor? Tetikliyor. Bir tutamda evet kekik ilave ediyoruz. Hocam bir daha vurgulayalım. Yaban keki değil mi? Evet. evet. Yaban keki. Özellikle bakın ben tekrar tekrar söylüyorum. Anadolu'da yetişen bir bitki ile Asya'da, Hindistan'da, Avrupa'da, Amerika'da, Afrika'da hangi ülke olursa olsun yetişen bitki arasında dağlar kadar fark var. Kimyası farklı. Bunları geçtiğimiz programlarda ben anlattım. Anadolu toprakları gerçekten çok farklı topraklardır. Himaye altındaki topraklardır yani seçilmiş topraklardır. Bunu kimyasıyla da anlattım defalarca. Onun için yabancılar geliyorlar böyle işte bu ülkeden bitkileri kaçırıyorlar. Kendi ülkelerine ekiyorlar. Diyorlar ki şimdi hep anlattım ya yani kendi ülkelerinde yetişiyormuş gibi bunları patentliyorlar, tescilliyorlar. Halbuki orada yetişmiyor ki o bitki. Bizden gitti. Tabi. Hocam evet. Anadolu'da sadece bitki çeşitliliği bakımından zengin değil Anadolu. insan çeşitliliği bakımından zengin. Evet. Bir de mevsim bakımından da zengin bir topraktayız. Aynen. Hocam. Aynen. Evet. Dört mevsimi dolu dolu yaşayabiliyorsunuz bu ülkede. Toprağının kimyası farklı, mikrobiyolojisi farklı, çok farklı, suyu farklı, her şeyi farklı Anadolu'nun. Evet. Hocam kesin bir tedavisi var mıdır astımın? Uzun dönem bunu kullandıkları takdirde ne yapacaklar? Şifasını bulurlar. Bakın ben şunu söyleyeyim değerli izleyicilerimize ve misafirlerimize. Astım biraz üzülsünler, biraz sinirlensinler, astım krizi tutar. Yani sinir sistemiyle de bu alakalıdır. Tıpkı sindirim sistemi gibi. Bazı insanlar ani haber alınca tuvalete koşar. Sindirimle sinir sistemi birbirini etkiliyor. Solunum sistemimizi de etkiliyor. Yani biraz üzülün bir şeye astım başlıyor. İşte bu sefer ağızdan inhilatörlerle destek almak zorunda kalıyorsunuz. Mesela sinir sisteminiz... Adam asabi tansiyonum var diyor. Sinirlendiği zaman tansiyonu çıkıyor. Veya asabi şekerim var diyor. Yani sinir sistemi kan şekerini yükseltiyor. Evet. Şimdi o biraz hızlı kaynıyor tabii. Yavaş yavaş kaynayacak böyle. Ne hızlı, ne yavaş. Dağ kekiğinin rengi çayını yaptığınız takdirde çok hafif kiremit kırmızısı rengini alır. Normal Normal kekikler ise evet. burada doğu renkte hocam. Evet. Normal bir kekik kaynatırsanız yeşil. Yani şimdi portakalın yafası var, Washington'u var değil mi efendim? Finike portakalı var, Valencia var, Cam portakalı var. Bunlar hep değişik. Dolayısıyla içindeki kimyalar da değişik. Bu dağ kekiği çok çok farklı Türkiye'den çok fazla şey istiyorlar, talep var. Kekik, kekik kendimiz çıkartacağız. Uzun onu. bir süre kullanırsa dediniz ya hocam, o uzun süre nedir? Yani yaklaşık olarak 2-3 ay bunu düzenli kullanması lazım. Çok büyük oranda şifa bulur. Biraz da tabii dediğim gibi sinir sistemi, üzüntü, stres bunlardan uzak duracaklar. Astımı tetikleyen gıdalar vardır. Bunlardan uzak duracaklar. Arada bir mesela e, alerjik astıma karşı direnç kazandırmak istiyorsanız keçi boynuzu pekmezini önerdim. Başka bir şey daha var. Isırgan çayı. Hele hele taze ısırgan çayını günde bir defa için alerjiye karşı ne yapıyor? Size direnç, kazandım, evet, değil mi hocam? direnç kazanıyorsunuz. Aynen. Aynen. Kürümüz hazır mı kübra? Hocam Evet. ne yapalım? Ve ne bunu sabah dediğimiz gibi sinirli otu. Evet. Hocam evelallah dedik, kürümüzü yaptık. İnşallah deyip içeceğiz. Evet. Sabah <laughs> aç karnı olabilir veya içine hiçbir şey ilave etmiyorsunuz. Evet. Yok baldır, yok şekerdir, yok limon sıkayım filan onu doğal haliyle şifa niyetine içeceksiniz. Unutmayın. şu Şuara suresi 26. surenin 80. ayeti. Benim şifamı Allah verir. Yani tabii ki yarattığı sebepler bunlardır. Allah'ın birer nimetidir. Ama biz şifayı Allah'tan isteriz. Yani bundan istemeyiz. Musa'nın hikayesini biliyorsunuz değil mi? Evet hocam. Evet. Hocam bunu ben içerim de çocuklar nasıl içer? Yoğulupken içerler yani. İşilir, değil mi hocam? Şunu yapabilirsiniz. Zaten 5-6 yaşındaki çocuklara ancak bunun yarısını içirirsiniz. Yani bu yetişkinler içindir. Çocuklar için hazırlanmış olanın yarısını siz için e, faydasız. Size de dokunur, önlemiş olursunuz. Yani astıma karşı e, dirençli oluyorsunuz.